Ne oldu bunlar? Bir topak gibi, yani bir çökelti oluştu. Biz örneği yetiştirmek durumundayız. Başka bir örneğe ihtiyacımız yok. Ağacı kim kullanıyor? Ben kullanıyorum. Değil mi? Ağaç yok. Bir de diğer feribot iskelesinin. Ben karıştırmayın ya, biraz fazla oldu. Niye çıkmadı? Yine kaldık burada. Evet. Bizim peşinde olduk. Olduğumuz canlılar bunlar. Bu mikroorganizmalar denizde oluşan en ufak, bizim hiç hissetmediğimiz sıcaklık değişimi, tuzluluk değişimi, kirlilik etkisi, bir yabancı maddenin varlığı, yokluğu, bunlara karşı hemen tepki verebilen, bir de çok hızlı üredikleri için, yani birkaç saat, 6 saat, 3 saat, 6 saat, bir gün, iki günde bir bölünerek hızla üreyen canlılar olduğu için bu değişiklikleri de genetik yapılarına yansıtabilen canlılar. Yani bir tür sensörler yani. Bizim de hedefimiz onların, bu canlıların bu genetik DNA dizilimlerindeki değişikliklere bakmak. Denizlerdeki ekosistemdeki en ufak, bizim hiç hissetmediğimiz, göremediğimiz bile değişiklikleri önceden anlayabilme, bir şeylerin eskisi gibi gitmediğini, değişmekte olduğunu, iyiye ya da kötüye yorumlama şansı elde ediyorsunuz. Aksi takdirde mesela işte son güncel yaşadığımız müsilaj olayına bakın. Ancak gözümüze sokulduğunda, aa burada böyle şeyler oluyor. Halbuki o müsilaja neden olan canlılar da bu canlılar. Onlar o müsilajı doğal olarak zaten üretiyorlar. Ama bir şeyler değiştiğinde bu canlılar anormal şekilde çoğalınca, bir litrenin içerisinde yüzlerce milyon seviyesine çıkınca, o zaman bunların üstündeki müsilaj miktarı da artıyor suda. O zaman onlar suda gördükleri her türlü şeye yapışıp o yüzen ya da batan topakları oluşturuyorlar ve yüzlerce kilometreye yayılıyorlar. Biz bu bilgileri biraz daha önceden fark edebiliriz ki çalışılıyor da bu. Yani bu grubun içinde o yönde çalışanlar da var. Müsilajın varlığı doğal bir süreç. Onu engellemenin yolu yok. Bu canlılar var olduğu sürece müsilaj olacak. Sorun ama, bize çevre sorunu olarak yansıyan şey, bizim denize, ekosisteme, bizim yaptığımız müdahaleler sonucu atıkların orada birikebileceği, bunun kontrol kalitesini
öngörüldü aslında. Öngörülmedi de değil. İzleniyordu da. Ama yapılan hem bilgi eksikliğinden hem de bu işi sürekli yapmamaktan. Çünkü bu işte bir yeri gözlediğiniz zaman süreklilik birinci ön koşuldur. Belli bir süreklilik sağlamazsanız değişimleri atlarsınız. Başımıza gelen de bu. Bu nedenle ortaya çıkan yüksek yük bu canlılara üremesini kolaylaştırıyor. Müsilaja ya da başka bir şeylere karşı tedbir, önceden daha akıllıca tedbir alabilme yollarını bize gösterecektir bu bilgileri akıllıca kullanırsak. Bu iş sembolik olarak yılda bir kere dünya genelinde bir arşiv oluşturulsun diye yapıyor. Ama eğer bizim denizlerimiz ulusal çapta denizlerimizi koruma falan söz konusu olduğu zaman bizim kendi denizlerimizi öyle yılda bir kere sembolik olarak izleyerek bu işin altından kalkamayız. Var zaten ulusal izleme programlarımız var. Marmara, deniz bazında Karadeniz için, Marmara için, Ege için, Akdeniz için. Ama görünen o ki en fazla da baskı altında olan denizimiz Marmara'yı epeydir de izliyoruz. Yani onlu, yirmili yılları aştı. Ama demek ki tam olarak, etkin olarak izlemiyoruz. Bazı şeyleri atlamışız yani. Gözden kaçırmışız. Ama bu, yani bunlar iri olan. Peki şu an bakteri, yaşıyor mu bunlar hocam? İçinde bir kısmı yaşıyor değil mi? Önemli bir kısmı yaşıyor. Yüksek hacimli filtrasyon yapabilen filtreler.